Kıymetli arkadaşlar, merhabalar efendim. Kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim, biliyorsunuz bir önceki canlı yayınımızda portföyüm Excel dosyası, yani portföyünüzü Excel ortamında en iyi şekilde takip edebilmeniz için bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmayı sizlerle nasıl paylaşacağımı düşünürken bunun nasıl hazırlanacağını konusunda bir video çekmek istedim. Yani Borsa İstanbul'da olsun, emtialarda olsun, her ne çeşit yatırım yaparsanız yapın, bir şekilde yatırım yaptığınız emtia araçlarının, hisse senetlerinin takibini yapmak için böyle biraz sizleri rahatlatacak bir görüntü aslında. Efendim, burada portföyünüzün detaylarını yazıyorsunuz. Bir defaya mahsus olmak üzere adet ve alış fiyatını yazdıktan sonra güncel fiyatı web tabanından otomatik olarak çekmesi konusunda bir arayüz hazırlayacağız. Görüntümüz bu şekilde olacak. Dilerseniz çok gecikmeden hadi yeni çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir Excel sayfasındayız. Hemen hızlıca şuraya yazımızı yazalım. Portföyüm diye bir yazı yazalım şuraya ve şunu büyütelim arkadaşlar. Böyle biraz hızlı olmaya çalışacağım. Sizi fazla tutmak istemiyorum. Bunu birleştirdik ve altına arkadaşlar hisse senetleri diyelim. Hemen yanına diğer yatırımlarım diyelim. Yani bu dolar olabilir, altın olabilir. Evet. Ve onun yanına hemen nakit miktarınızı olması gerekiyor değil mi? Nakit olabilir, elinizde nakit miktarı diyelim. Bir yanına ise alınan temettü alabilirsiniz. Temettü diyelim ve genel portföy toplamı diyelim, değil mi efendim? Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi hemen şuraya ne diyeceğiz? Bir yatırım adı diyelim, şirket ismi de olabilir. İşte adet önemli, alış fiyatı önemli, bir de ne var efendim, güncel fiyat, yani kar zarar durumunuzu gösterecek bir sütun olması lazım. Toplam yatırım miktarımız olsun ve alınan temettü olsun. Yanına da kar zarar durumu. Kar ve zarar durumu diyeceğiz. Zarar durumu. Şimdi arkadaşlar şurayı biraz daha şöyle sıcak şekilde ayarlayalım. Okey. Değerli dostlarım, hemen buraları isterseniz şöyle biraz genişletelim ve şuraya bir dolgu yapalım. Burayı büyütelim biraz. Portföyün yazımız büyük olsun, kalın olsun. Şuralardan evet, şunun rengini kırmızı şekilde yapabiliriz. Evet, hemen burada bakınız, şurayı hemen sağ tıklayalım. Hücre biçimlendirelim. Önce izahlamayı orta diyelim. Ve şurayı da ne yapacağız? Biraz kalın yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya bir de kar zarar durumunu yazdık. Evet. Burada da bir kar zarar olacak. Kar zarar diyelim. Şimdi hemen şu altına ne yapıyoruz? Burayı artık böyle
Çerçeveletreli arkadaşlar. Okeydir. Ya dostlarım, hemen şurada bir çerçeve yapmamız alan gerekiyor ve şuradaki hisselerimizi de artık kaç tane yapacaksınız bilemiyorum. Ben şöyle sınırlı sayıda yapayım. Siz bunları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Evet değerli dostlar, listemiz hazır. İsterseniz şuralara bir koşullu bir çimlendirme yapabiliriz. Orta dolgu diyelim, dolgu efektleri işte merkezden mavi olabilir, değil mi? Böyle mavi yapalım. Şunları da ortalık dursun. Evet, şurayı da böyle biraz süslü olsun. Şuradan merkezden bunu kırmızı yapalım. Şimdi tamamız sanırım. Şunu da şöyle ortalığa yapacağız. Burada bir tane kutumuz boş kaldı. Tabii burayı birleştirmemiz gerekecek. Evet. Şimdi tamamız. Evet, şimdi burada geriye kaldı hisseleri. Tabii biz bunları Aselsan şeklinde yazmayacağız arkadaşlar. Burayı ne yapacağız? Şimdi buraya kadar tamamız efendim. Bundan sonraki süreci biraz dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Biz verileri nereden alacağız? Hisse isimlerini, hisse senedi isimlerini ve güncel fiyatlarını bulabilmemiz için ben MyNet Finans arkadaşlar, MyNet'e isterseniz en baştan gidelim. Şöyle Google'dan MyNet Finans yazıyorsunuz, giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada borsa yazan yere tıkladıktan sonra şu bölgede hisseler gördüğünüz üzere buna da bir defa tıklayalım. Şimdi bizim karşımıza bir liste geldi gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar bu sayfayı kullanacağız. Bu sayfadan veri çekeceğiz. Bakın burada bir şeyimiz var. Adresimiz var. Bunu kopyalayıp arkadaşlar Excel sayfamıza dönüyoruz. Ve şuraya öncelikle yeni bir sayfa açalım. Burada tekrar çalışma sayfamıza dönelim. Çok pardon. Bakın burada veri kısmı var. Veriye tıkladıktan sonra dış veri al web'ten sayfasına tıklıyoruz. Şimdi bakın burada bir adresimiz var. Biz buraya kopyaladığımız web adresini yapıştırıp git diyoruz. Evet, basalım. Size böyle bir hata verecektir. Bunların hepsine evet diyerek devam etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar devam devam evet diyerek devam ediyoruz ve gelinen noktada bakınız liste burada görülüyor, bütün endeksin listeleri. Peki burada neler var? Burada işte son fiyat, değişim yüzdesi, hacim, saat ve benzeri. Şurada bir ok işaretimiz olacak. Bu ok işaretine tıklayıp arkadaşlar buradan içe aktar diye bir kutucuk var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın size ne sordu? Verileri nereye taşıyalım? Burada A1 hücresi demiş. Evet, buraya taşısın. Veriler alınıyor diyor. Evet, şu anda liste geldi. Şimdi arkadaşlar önemli bir konu var. Öncelikle biz burada hisse senetlerimizi sayfamızda yazmayacağız. Yani kutucuk olarak işaretlemek istiyoruz. Burada kaç tane satır yaptıysanız hepsini mouse'la seçip arkadaşlar ne yapacaksınız? Veriden veri doğrulama kutusu. Bakın buraya tıklayıp arkadaşlar herhangi bir değer değil, liste diyoruz ve şu ok işaretine tıklayarak listemize gidip işaretliyoruz. Yani biz liste neresi efendim? Buradaki bütün hisse senetlerini sonuna kadar çekip bu listeyi zorla iner. Bakın bunu yaptıktan sonra şuraya tekrar tıklayıp tamam diyoruz. Evet, bakınız buraya ne geldi? Bir kutucuk geldi. Burada hisseleri seçebileceksiniz artık. Lütfen bu şekilde seçin. Bütün hisselerinizi buradan seçmeniz lazım. Elle yazdığınız zaman olmayacaktır.
Değerli dostlarım, işte logo var. Hemen altta ne var? Örnek. Bizim var. Seçelim şöyle sıralı olarak birkaç tane. Akbank olsun. Ve buradan da bakıyorum daha ne seçebilirim. Akenerji ve Akçansa geldi. Fark etmez. Şöyle ortalara gidelim ve burada info diye bir hisse var. Burayı biraz büyütelim, hisse senetlerimiz sığmayacak. Şimdi buraya kadar anlaşıldı. Arkadaşlar bütün hisse senetlerini listeden seçeceksiniz. İşte adetlerini sallıyorum. Tabii ben buraya işte 2000 tane almış olayım. Burada da 2000 alayım. Şuraya 1000 tane alalım. Şuraya 3000 alalım. Şuraya 4000 tane alalım. Ve şuraya da 2000 tane almış olalım. Bütün portföyümüzün listesi bu. Alım miktarlarını da belirlemiş olduk. Güzel. Alış fiyatını şu anda bunların şeyini bilmiyorum. Biz buraya bir de güncel fiyat isteyeceğiz, değil mi arkadaşlar? Bakın burası önemli. Hemen burada nasıl yapacağız peki? Şimdi burada bir formül kullanacağız arkadaşlar. Ama öncelikle buradaki sütunumuza formül kullanmadan önce buraya gidip bizim formülde kullanacağımız bir yer var. Bakın şuranın tamamını alıyorum. Ve aşağı kadar çekerek devam ediyorum. Arkadaşlar, evet, sonuna kadar gitmeniz lazım. Bu şekilde burada bırakıyoruz arkadaşlar. Ve şurada hisseler diye bir şey çıktı. Bakın burayı ben Murat olarak yazacağım. Çünkü şeyde de çağırırken Murat olarak çağıracağım. Murat yazdıktan sonra Enter'a bastığınızda artık buranın adı Murat oldu. Bu listenin adı Murat arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ben burada güncel fiyat diyorum. Buradan eşittir'e basıyorum arkadaşlar. Ve düşey ara komutuyla çift tıkladıktan sonra aranan değeri soruyor benden. Aranan değer buradaki sütunu istiyorum. Değil mi arkadaşlar? Virgül, noktalı virgül yalnız arkadaşlar. Tablo dizisi ne koymuştuk bunun adını? Murat koymuştuk. Bakın geldi. Tıkladım. Bir daha noktalı virgül sütun indeks sayısı. Yani biz bizim fiyatımız kaçıncı sütundaydı? Yanlış hatırlamıyorsam 3. müydü? Düzeltiriz. 3 diyorum. Ve tekrar noktalı virgül. Burada size soruyor. Doğruda yaklaşık eşleşme, yanlışta. Biz burada yanlış tam eşleşmeyi seçip parantezi kapatıp Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Şimdi 4.19 gibi bir rakam geldi. Buraya hemen dönelim. Kaçıncı sütun yaptık biz bunu? 3 yapmıştık. Hemen şuradan bakalım. Evet, 1. 2. 3. sütun son fiyatı bize veriyordu. Değil mi arkadaşlar? Pekala, geldik buraya. Güzel. Şimdi arkadaşlar, ben bu formülü şu şekilde aşağı doğru çektiğinde neler olacak? Bakın geldi fiyatlar. Logo 155 lira. Bizim 14 lira. Akbank 4.69. Akçansa 18.86. Ve burada neymiş bu? Info 8.12. Peki fiyatları bir kontrol etmeden önce bakıyorum. Yalnız arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. A5'i arıyoruz. A6'yı arıyoruz. Burada sorun yok. Ama dikkat edin arkadaşlar. Şurada düşey ara A5 dedikten sonra devam ediyor. Düşey ara A6. Murat listesinden arıyoruz. A7'yi arıyoruz. Doğru. A8'i. Evet, hepsi doğru. Buraya kadar tamam. Şimdi arkadaşlar, burası da hallolduktan sonra isterseniz bir logoyu kontrol edelim mi? Bakın burada hemen bir logoya gideceğim. Logo, 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 logo doğruluğunu kontrol etmek istiyorum. Logoyu geçtik mi? Evet, bakıyorum. Link logo. Bakın 155.5'miş. Bakıyorum. Evet, doğruymuş. Tamam. Burası tamamdır. Burayı da koyu yapalım.
Şimdi gelelim alış fiyatına. Yani örneğin biz bunu 4.4 ondan almış olalım. Değil mi arkadaşlar? Burayı 140'tan almış olalım. Hepsinde de kârlıyız. Bunu da 15'ten almış olalım. Bunda zarar da olsun. Akbank 5 TL'den alalım. Zararımız olsun. Akçansa'yı 14 TL'den almış olalım. Ve infoyu da 6.60 diyelim. Şimdi bunları da ortaladıktan sonra neler oldu? Şimdi adetimiz belli, hisse adımız belli, güncel fiyatımızı webten çekecek ve burada toplam miktarım yani bu nedir? Alınan, alış yaptığınız fiyat ve lot adetiyle çarpımı buraya eşittir diyoruz. Bakın lot adedi çarpı yıldız işareti arkadaşlar unutmadan. Bu arada şey diyeyim. Evet, çarpı alış fiyatımız. Enter diyorum. Bakın geldi. Şunu da şöyle çektik. Tamam mıyız? Tamamız. Hepsinde B6, B7, C7, B8, F. Bunu da ortalayabiliriz. Burası da tamam arkadaşlar ve geldik. İsterseniz bunları para birimi şekline şuradan hemen dönüştürebiliriz. Arkadaşlar alış fiyatını da para birimine dönüştürelim. Evet, güncel fiyatımız böyle kalsın. Çünkü bakalım bunu para birimine çevirmemize müsaade edecek mi? Evet, etti. Tamam, sorun yok. Okey, şimdi adet miktarımız belli. Alınan temettü diyelim ki Afyon temettü vermedi. 0. Logo 1000 lira temettü versin. Atıyorum bunu. 1000 temettü vermesin. İşte Akbank 1500 lira temettü verecek. Akçansa 800 lira temettü verdi. Tabi bu rakamları sallıyorum arkadaşlar. Infoda 300 verdi. Şunu da ortaladıktan sonra kar zarar durumu için bir formül yazmamız lazım. Peki kar zarar durumu için nasıl bir formül yazmamız lazım? Öncelikle güncel fiyatla hissenin fiyatının toplam miktardan çıkarabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Mesela ben 8200 lira yatırmıştım. Şu anki güncel fiyatımdan çıkarırsam benim kar zararım çıkacaktır. Burada hemen bir eşittir diyelim formül için. Arkadaşlar ben buraya ne diyorum? Kaç tane lotum var? Burayla yani 2000 lotla güncel fiyatı çarpsın. Değil mi arkadaşlar? Sonra şuraya bir parantez koyayım ben. Sonra da ne yapsın? Benim eksi toplam yatırım miktarından çıkarırsa ne olacak? Ama burada temettüyü de dahil edelim mi? Edelim. Artı diyelim arkadaşlar. Ama temettüyü dahil edersek kafa karışacak. Temettüyü dahil etmeyelim bence. Genel temettü zaten yukarıda da olacağı için buraya temettü dahil etmeyelim. Hemen şöyle koyduğumuzda bunu da aşağı çeker isek bakınız kar zarar durumumuz net bir şekilde çıkmış oldu. Pekala bir hissemizde zarardayız. Burada zarardayız. Birinde kârdayız. Birçoğunda kârdayız. Peki. Buraya kadar anlaştık. Şimdi arkadaşlar her şey tamam. Peki bu güncellemeyi nasıl yapacak? Yani ben hocam her gün geleyim burada güncel fiyat mı gireceğim? Hayır. Hocam ben burada bir hisseyi sattım, yeni hisse aldım. Listeden hisseyi seçiyorsunuz ve adet miktarını ve alış fiyatını yazıyorsunuz. Gerisini bu sistem size çalıştıracak. Peki hisse senetleri arkadaşlar toplamı
Yani biz buraya da bir veri atalım. Eşittir diyorum. Hisse senetleri genel toplamımız nerede? Arkadaşlar şurası. Değil mi? Şuranın tamamı. Yani şurayı diyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Peki hemen dönelim başa. Buradan eşittir diyorum. Toplasın. Topla diyelim. Nereyi toplayacak? Buradaki satırları, hepsi sütunları, hepsini toplasın. Parantezi kapat, enter yapalım. Harika çalıştı. Bunu da biraz büyütelim. Güzel. Şimdi diğer yatırımlar, işte altın, dolar almışsanız şu anda yatırımım yok benim. Hay hay, bunu da fırçayla aynı yapalım. Nakit miktarı benim 10 bin lira nakitim var diyorsanız bunu da fırçayla aynı yaptık. Alınan temettü, buradan tekrar eşittir, topla diyorum. Toplasın. Değil mi? Şuradaki bütün temettüleri hepsini toplayıp parantezi kapatıp enter'a basalım. Bunu da fırçamızla aynı tip yaptık. Genel portföyüm. Şimdi benim genel portföyüm toplamı ne oluyor? Arkadaşlar, yani hisse senedi, nakit, diğer yatırımlar, alınan temettü. Yani burası eşittir. Ne yapıyoruz? Topla diyoruz. Neyi toplayacak? Şuranın hepsini toplayacak. Hadi toplasın. Harika. Burası da tamam. Genel portföyümüzde ne oldu? Burası oldu. Şurayı birleştirelim tekrar. Evet, şimdi kar zarar durumu neydi? Burası da eşittir. Yine topla diyoruz. Nereyi toplayacak? Şuradaki kar zararların hepsini bir yekpare görelim. 52 bin lira karım var. Toplam portföyüm 400 bin lira. Burayı biz yanlış yaptım. Şuradan seçelim. Evet. Harika. Şimdi gelelim bir de şuraya koşullu biçimlendirme yapalım. Değil mi arkadaşlar? Eğer eksideyse kırmızı olsun, artıdaysa yeşil olsun. Değil mi? Şöyle yapalım. Şurayı seçelim. Ve arkadaşlar koşullu biçimlendirmeyi seçtikten sonra yeni kural diyoruz. Yalnızca şunu içereni biçimlendir diyelim. Hücre değeri arasında diyor ya arkadaşlar, biz buraya küçük ise neyden? Sıfırdan biçimlendir diyoruz. Dolgu diyelim. Dolgu efektleri merkezden ve kırmızı yapalım. Sıfırdan küçükse kırmızı olmasını istiyorum. Değil mi arkadaşlar? Tamam diyelim. Buradan da tamam diyelim. Güzel, kırmızılar geldi. Aynı yeri bir daha seçiyoruz arkadaşlar. Tekrar koşullu biçimlendirme, yeni kural. Yalnızca şunu içerene biçimlendir. Bakın, hücre değeri arasında değil, burası büyük ise olacak. Neyden? Sıfırdan büyük ise de bunu biçimlendirelim ve yeşil yapalım. Dolgu efekti olarak yapalım. Bunu da merkezden ve yeşili seçelim. Tamam dedikten sonra burayı da tamam dersek bakın geldi. Güzel. Burası şimdi diyelim ki ya hocam burada benim gerçekten her şeyde bu renk böyle uyacak mı? Mesela bunu siz 4.10'dan almışsınız. Güncel fiyat 4.19. Diyelim ki siz burayı 4.20'den almış olsaydınız ya da 4.30'dan, bakın ne olacaktı? Kırmızıya dönecekti. Sizin bütün verileriniz otomatik çalışıyor olacak. Efendim buraya kadar tamam. Eksik bir şey kaldı mı? Evet, şuraya bir saat verisi atmamız lazım. Bakın buraya getirdiğimiz veri de şurada satır başında bir saat verimiz var. Değil mi efendim? Bakın 18.10 kapanış fiyatını atıyor. Peki dönelim tekrar. Ben buraya eşittir deyip tekrar o saat kısmına gidip basıp enter yaptığım zaman bu saati buraya attı. Güzel. Bunu rengini sarı ve büyük yapalım biraz. Görüyorsun. Okey.
Şimdi burası tamamdır arkadaşlar. Ve en son olarak da ne yapıyoruz? Buradan veri diyoruz arkadaşlar. Bakın veri kısmında veri güncelleme olması lazım. Onu göremedim. Tümünü yenile. Bakın bu tümünü yenilenin yanına tıkladığınızda arkadaşlar şurada artık ne diyor? Arka plan sorgusu çalışıyor. Evet şu anda güncelleme yaptı. İyi de hocam ben sürekli burada tümünü yenile mi yapacağım? Şöyle bir çözüm yapabilir miyiz ona? Bağlantılar kısmına tıkladığınızda bakın özelliklerde miydi? Evet, evet çok pardon. Yani bağlantılar kısmına bir daha gösterelim. Burada yenilenin yanında, tümünün yenilenin yanında bağlantılar var. Burada bağlantıların yanındaki özellikler kutucuğuna gittiğinizde bakın yenileme sıklığı, tabii bilgisayarınızı ne kadar yormak istiyorsunuz. Bunu 15 dakikada bir olmasını istiyorsanız 15 dakika yazıp dosya açarken verileri yenilesin mi diye size soruyor. Evet deyin. Burada tamam dediğiniz an itibariyle kapatın. Artık her 15 dakika içinde sizin bu veriler güncel olarak gelecek. Yani artık şurada tümünü yenile demenize de gerek kalmamış oldu kıymetli dostlar. Umarım yani anlaşılır şekilde olmuştur. Bunu sizlerin hizmetine vermiş olalım. Tabii burada şeyler yapabilirsiniz. İşte portföyünüzün şurasını seçip arkadaşlar koşullu biçimlendirmeden siz burada verilerinize renkler katabilirsiniz. Bunu tamamen size işte adet miktarına da koşullu biçimlendirmelerden renkler verebilirsiniz. Bu tamamen sizin şeyinize bağlı. İstediğiniz gibi kullanmanızı isterim. Yine anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.